Başka ne dedi? Vallahi başka bir şey demedi. Yani saat 6'da, tam 6'da bizde ol dedi. Saat 6 yani. Ne diyecek acaba? Bence konuyu sonsuza kadar kapatacak ha. Ya. Nasıl yani? Yok ya, bence evlatlıktan reddedecek. Ya tamam. Çağatay. Ne Çağatay ya? Bugüne kadar çok bile dayandı, sabret. Hoş geldin Genç. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hoş geldin abi, hoş geldin. Otur. Hoş bulduk Fehmi amca. Otur. Kızım, sen şimdi şöyle otur. Bak şimdi senin belin ağrır artık. Valla doğru otur. Anneciğim, ben iyiyim. Ya sen artık evine gitsene, ben başım çaresine bakarım. Tamam canım, kocan gelsin. Ben öyle giderim. Ah, bak kocan da geldi işte. Hoş geldiniz anne. Hoş bulduk oğlum, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim çocuğum, çok iyi, çok iyi. Merhaba. Ya yeter ama Gülden ya. Misafirin yanında ayrı yapıyorsun. Kardeşimin yanında ayrı yapıyorsun. Bari kendi annenin yanında yapma ya. Aa, ne yapıyor çocuğum? Beni küçük düşürüyor. Adam yerine koymuyor. Soru soruyorum, suratını döndürüyor. Ne zamandır konuşmuyor benimle? Benim de bir tahammül sınırım var. Ahmet... Ahmet ne? Bir şey duymak istemiyorum artık bu saatten sonra. Tamam, yeter. Hiçbir şey söyleme. Ne söyleyeceksin ki? Yeterince sustun. Anneciğim, kusura bakmayın siz de ama... Ve benden de buraya kadar. Tamam yani. Tamam, pes. Buraya kadar. Ahmet. Çekmiş fişin ya. Abi böyle olmaz ki ama ya. Fişin mi öyle? Fişin abi, bildiğim faturanın şeyi çekmiş ya. Ya bir de tuvaleti de çekmiş. O da Japonya'da. Türkiye'de tuvalet yok mu, ne çekmesin ya? Sen gibi zavatçısın. Bu kadar posta da bastırmış ya. Evet. Sağ ol kardeşim. Bir ara gerçekten hiç çıkamayacağım sandım içeriden. Ya bize sola çıktı özat derler ya. Biz adamı ipten alırız. Sen içini ferah tut kardeşim. Sağ beyler, bakın kim geldi. Yani evet. Nazlı ile Ergün. Evlenebilirler. Ama bir şartım var. Bizle beraber bu evde oturacaklar. Nasıl ya? Hep beraber mi? Evet. Ergun. Sen hem biraz kendini toparlarsın. Sağlık olarak. Hem de bu kazadan dolayı İşlerinde bayağı aksattın. Bu bizim Şahin senin dükkanı ne kadar çevirir ya. Onun için biraz daha ekonomik olarak da toparlanmış olursun. İşte o zaman zarfında da bizim evde hep beraber
yaşarız.